Motosiklet Çift'ten herkese selam. Birkaç haftadır farkındayız. Bir Bihter'i görüyorsunuz kanalda, bir beni görüyorsunuz. Bir türlü ikimizi bir arada göremediniz ama hasret yakında bitecek. Yakında bu arkadaşla ve 390'la birlikte, Bihter'le birlikte bizi yollarda göreceksiniz. Fakat yola çıkmadan önce biz hala motosikletlerimizi yola hazırlıyoruz. Aslında yola değil, offroad'a hazırlıyoruz. Bir takım aksesuarlar, bir takım modifikasyonlar yapıyoruz. 390 Adventure'a bir sis farı montajı, işte koruma ekipmanları, kendimize yeni koruma ekipmanları vesaire derken, şimdi o modifikasyonlardan birine daha tanıklık edeceksiniz. Bir konuda daha sizlerle paylaşım yapmak istedim. Bu elimde görmüş olduğunuz makasla birazdan şu kutuyu açacağız. Bu kutunun içinde de şunun yerine takacağımız bir cihaz var. Bu cihaz yeni egzozumuz. Ona geçmeden önce neden böyle bir değişiklik yapmak istediğimden bahsedeyim. Bizi takip edenler bilir. Daha önceki motosikletim de 890 Adventure R'dı ve 2022 modeliydi. Bunun bir önceki kasasıydı ve ondaki egzoz Akrapovic'ti. Çok güzel bir görünüşü vardı. Yani görünüşünden ziyade aslında biz bunu sadece görünüşü ve sesi için değil, hafifliği için tercih ediyoruz bir nevi. Ben motosikletlerimde koruma demiri kullanmıyorum. Ekstra işte şu an çanta demiri yok. Yani motosiklete ekstra ağırlık katacak herhangi bir unsur motosikletimde bulunmuyor. Hatta öyle ki karter koruma bile, Power Parts'taki karter koruması bile buna göre bir tık ağır olduğu için onu bile şu an tercih etmedim. Bu çok hard araziye girmediğim için şu an beni idare ediyor. Konuyu dağıtmadan şunu belirtmek istiyorum. Arazide her bir kilo sizi aşağıya çeken bir unsur olarak düşünebilirsiniz. Biz de genelde arazi odaklı, işte Antalya'dayız artık, Toroslar'da olacağız. Genelde Toroslar'da motosiklet kullanacağız. Orada da motosikletlerimizin hafif olmasını istiyoruz. Ve buna katkı sağlayacak her türlü geliştirmeyi motosikletlerimize uyguluyoruz. Bunlardan biri de egzoz. Bir, daha hafiflik sağlayacak. İki, ses olarak nasıl bir geliştirme sağlayacak onu bilmiyorum. Biraz sonra deneyeceğiz. Şu an kutuyu açmadım. Aslında kutu açılışı dışında sizinle birlikte yapmak istedim. Hatta iki gündür falan açmadım. İçinde şu an egzoz yoksa onu da paylaşırım yani. Ne çıkacağını içinden bilmiyorum, inanın. Biliydim böyle olacağını. Ses konusunu montajdan sonra göreceğiz. Montajı ben yapacağım bu arada. İki tane civatadan herhalde söküp yapabilirim diye düşündüm. Çok bu konularda aşırı usta olmasam da yavaş yavaş kendi motosikletimde böyle ufak tefek şeyleri söküp takmaya gayret ediyorum ki daha bayıra gidiyoruz. Oralarda başımıza bir şey gelirse elimiz anahtar tutabilsin. Tutabilmeli zaten. Evet, şimdi egzozun kutusunu açma zamanı. Gelin içeride ne var birlikte bakalım. İstanbul'dan geldi. Spor Moto KTM'den sipariş verdim. Öncelikle Power Parts ve egzoz aldığımı belirteyim. Gelin içine bakalım. Kutuyu açtığımızda böyle bir şey var. Bence çok faydalı. Hani kargocuların attığı videolar var ya, son zamanlarda fırlatıyorlar her yere. Bunu da fırlatmışlardır büyük ihtimal ama fırlatırlarsa fırlatsınlar. Bunlar korur abi. Sağlam. Ve içeriden şöyle Datluş bir Remus çıkıyor. Egzozu bu kez Remus tercih ettim. Sebebine değineceğim. Kutu içindekilere gerisinde ne var bir bakalım. Şöyle bir şey var. İçinde eldiveniyle birlikte ısıya dayanıklı bir şey sormuştum. Burada Mertcan'a macun sormuştum. Lazım diye. Ne gerek var abi ya, işte takalım gitsin demişti. Ben de demiştim ki olmaz oğlum, o lazım. Adamlar içine koymuş. Gel bak. 1400 derece sıcaklığa dayanacak bir bakır pasta koymuşlar. Bunu kelepçeye vidasında kullanacağız. Faydalı. Böyle detayları seviyorum. Titiz bir adamım. Bu tarz inceliklerin düşünülmüş olması bence iyi. Hatta takarken şu eldivenleri montajlarken tak diye eldiven bile yollamışlar. Onun haricinde başka ne var? Şuranın zımbırtısı var. Başka da bir şey yok. Güzel. İçinde montaj anında ihtiyacınız olabilecek tork anahtarı hariç her şey var. Daha önceki modelde söylediğim gibi Akrapovic kullanıyordum. Bu modelde Remus kullanacağım. Bunun da sebebi hem daha önce kullandığım bir şeyi tekrar kullanmak yerine yenisini deneyimlemek. Bu egzozu da merak ettim. Bu kez de Remus olsun. Hem diğeri biraz daha pahalıydı. Yani Akrapovic arasında ciddi bir fiyat farkı var şu an. İkisinin de fiyatlarını, güncel Spor Moto'nun sitesindeki fiyatlarını buraya yazıyorum. Burada Akrapovic, burada Remus'un fiyatını görüyorsunuz. Araştırdığımda, ya neymiş bu Remus dediğimde, daha önce çünkü ben de sizin gibi bilmiyordum. Herkes biliyor, Akrapovic, Akrapovic, Akrapovic. Adı var, kalitesi var. Kendini kanıtlamış bir marka. Fakat Remus da Avusturya menşeli. En az Akrapovic kalitesine sahip bir egzoz olduğunu araştırmalarım neticesinde gördüm. Zaten KTM ile hemşeri olması, Mercedes gibi otomobil markalarına egzoz üretip aynı zamanda da Ducati, KTM gibi motosikletlere de OEM parts olarak özel üretim
egzozlar yapmasıyla zaten marka kalitesini kanıtlamış oluyor. Bu elimde görmüş olduğunuz model Akrapovic'te olduğu gibi titanyum bir egzoz. Bu aslında orijinalinde, yani Remus'un Black Hawk modeli olması lazım bu model. Paslanmaz çelikti. Hatta ilk baktığımda paslanmaz çelik. Ya işte Akrapovic titanyumdu. Şimdi bu paslanmaz çelik mi olacak? Aman Allah başka dert vermesin gibi dertlerdeydim. Bunun KTM'ye özel ürettiği bu parçası titanyum alaşımdan oluşuyormuş ve yüksek mukavemetli bir titanyum. Paslanmaz çeliğe göre daha iyi bir malzeme titanyum. Yüksek ısıya daha dayanıklı, daha hafif ve daha dayanıklı bir malzeme olduğu için titanyum tercih ediliyor. Motosiklette de ne dedik? Zaten hafiflik dedik. Hafif olması gerekiyor dedik. Hafif olmasını istiyorum dedim. Dolayısıyla bu egzozu güvenle tercih ettim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizlerle birlikte bunun montajını yapalım. Şimdi bu egzozun montajı için önce demonte etmemiz gerekiyor. Bunda da iki tane civata ile uğraşacağız. Bir de yeni monte ederken artı iki civata daha gelecek. Böyle tork anahtarı ile birlikte bunu sökeceğiz. İkisini de aynı 45 tors. Bu 8 Nm torkla, bu da 25 Nm torkla sıkacağız daha sonrasında. Bununla da 13 anahtarla da egzozun buraya monte ederkenki ara bağlantı aparatını takacağız. Önce kelepçeyi sökeceğiz. Kelepçenin, gel abi, kameraman üşeniyor biraz, oturuyor. Şimdi bunun diğer tarafında, bu uzun olduğu için ben diğer taraftan bunu sökebiliyor olacağım. Şeyi burada. Önce kelepçeyi bir sökelim. Kelepçeyi buradan alıyoruz. Önce burayı söküp sonra burayı şey yaparsanız arkadaşlar, egzoz pataküte düşer. Evet, bu kelepçe şu şekilde tutuyor. Bu da kaybolmasın. Şöyle bir yere koyalım. Düzenli çalışan ustanın canlıyım. Burayı kurtardık. Egzozu kurtaracağız abi. Anahtarımızı alalım. Çok uzun lan. Tork anahtarı candır ya. Ama bilek anahtarı candır ha. Şimdi bilek anahtarına çevirdik. Şimdi bunu dikkatlice pullarıyla birlikte çıkardık. Hadi geçmiş olsun. Motoru böyle bir çalıştırsak mı? Bu kadar. Söktük. Şimdi bu kadar hızlı takarız herhalde. Kısa süreliğine kapalı alanda hem hava hem de gürültü kirliliği vereceğim ama bu anı çok yakalayamıyoruz genelde. Hazır yakalamışken egzozsuz 890'ın sesini de size dinletmek istedim. Çok bir şey olduğundan değil ama duyun, yani böyle bir şeymiş. Ben egzoz takmıyorum arkadaşlar. Şuradan çıkayım, emniyet güçlerine haber verebilirsiniz. Beni direkt alsınlar Harput motorun önünden. Şimdi egzoz takalım. Biz her şeyi usulüne göre yapalım. Çevreye rahatsızlık vermeyelim. Öyle egzoz değiştiriyoruz diye bizi apaçı zannetmeyin. Çevreye rahatsızlık vermiyoruz. Stok egzozu gördüğünüz burada. Remus'ta şöyle yan yana bir koyalım. İkisinin boyut farkını bir görmüş olun. Ebatlarına baktığınızda öyle çok afaki bir fark olmasa da daha kibar ve daha estetik bir görünüşü olduğu aşikar. Buradaki karbon detaylarını da görüyorsunuz aynı zamanda Remus'un. Bu karbon olayı da çok tatlı. Şu hissiyatı da çok güzel. 1290 Super Adventure SMS'le veya Arda bu egzoz değişimindeki fark daha bariz oluyorken burada o aradaki fark daha birbirine yakın. Çünkü stok egzozu da bunun çok ağır ve çok kaba değil aslında. Şöyle ağırlıklarına bir bakmak istiyorum. Bir 2 kilo var. Fakat daha hafif mi? Daha hafif. Arazide 1 kilo bile çok faydalı. Adamlar içine eldiven koymuş. Ameliyat eldiveni gibi. Eldivenimizi giyelim. Egzozumuza şey olmasın ya, böyle kirletmeyelim. Parmak lekesi, parmak izi çıkmasın. Ustalar güler bana böyle görseler. Yapacak bir şey yok. Adamlar koymuş abi. Kullanacaksın. Hopcuk. Olay bu olacak abi. Şöyle bir parça çıktı. Bunun içinden çok sıkmayacağım. Şu bir dursun şurada. Önce açısını ayarlamak adına şöyle bir bakalım. Burada bana bir kişi daha lazımmış. Niye böyle olduk? O değil, o. Gerçi o da olur. Adam hem çekiyor hem civata veriyor ya. Bunu sıkacağız abi ama çok sıkmayacağız. Böyle Semih Saygıner gibi takılacaksınız. Şimdi şunları da çok sıkmayalım. Önce kelepçeyi sıkacağım abi.
Sonra bunları sıkarız. Şöyle baktığında nasıl duruyor? Kitap. Mertcan, kitap. Şimdi kelepçeyi sıkmadan önce bunda bir detay var. Bu adamlar bununla birlikte şöyle bir mevzu göndermiş. Bu büyük ihtimal bakır pastası arkadaşlar. 1400 derece sıcaklığa kadar dayanıyor diyor. Yani what's meaning of that? Yüksek ısıya dayanıklı bir koruma diyor. Bunu nereye sıkacağız? Bunu civataya sıkacağız. Önce şunu oturtalım abi. Hatta önce şunu oturtalım. Bu hangisine geliyor? Şunu oturtacağız abi. Evet abi. Şu an olay bu değil mi? Tabii. İşlem bu. Bu arada şu torku da ayarlayalım. 8 falan. Öyle bir daha. Kelepçeyi 8 Nm torkla sıktık. Anahtarla savaş. Şu an Remus'un reklam filmine koysalar oynarsın Mertcan, bak şöyle. Son noktada burası 25 Nm. Ayarlayalım abi. 20. Şöyle 25 ve sıkıyoruz. Hala sıkıyoruz. Sıkmıyoruz artık. 25 Nm oldu. İşte tork anahtarının muhabbeti bu. Ben bunu daha fazla sıkar mıyım? Sıkarım ama bu diyor ki sıkma, yeter. Evet, egzoz hazır. Şimdi montajımız tamam. Sesine bir bakalım mı? Farkı ben duydum. Siz duyabildiniz mi, mikrofondan nasıl geldi bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte 890 Adventure R'ın egzozunu, montajı nasıl yapılır hem onu gösterdik. Hem de bu yeni Remus egzozun sesi nasıl onu görmüş olduk. İlk izlenim olarak çok memnunum sesinden. Yani yan yana zaten şöyle dinlediğinizde benim yüzümde direkt bir gülümseme oluştu. Ne yalan söyleyeyim. Bununla ilgili linkleri aşağıya bırakıyorum. Açıklama kısmında bu Remus'u Powerparts'tan aldık. store.sportmoto.com'dan satın alabiliyorsunuz. Bugünlük bizden bu kadar. Harput motordaydık. Egzoz montajı yaptık. Kendinize iyi bakın. Antalya sıcağında şu an zorlanıyorum. Biraz terledim, kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.